Samsunspor'un mutlak favori yılı bu sene bana göre. Yani ben öyle görüyorum. Yani mutlak o sene bu sene diye bir tezahürat var hani türbinlerde veya bir söylem var. İşte benim tahminim o sene bu sene gibi gözüküyor ama yine biraz evvel söylediğim söze dönüyorum. Kağıt üstünde ama sahada da, camiada da, başkanda da, taraftarda da, yönetimde de, futbolcu topluluğunda da ben bir güç görüyorum yalnız. Bunu da göz ardı edemem. Bayramda ben Yüksel Yıldırım Başkan'la bir bayramlaşma münasebetiyle bir kısa şey yaptım, görüşmem oldu ve internet üzerinden. O görüşmede bayramını kutladım, o da benimkini kutladı sağ olsun nezaketinden dolayı. Teşekkür ediyorum. Ona dedim ki inşallah bir dahaki sene Kurban Bayramı'nda Süper Lig'de olacağız dedim. Bana bir emojiler gönderdi WhatsApp'tan, aklınızdır Eyvallah. umarım. Tabii Kadar hocam, mutlu. yani hocam bir güven de gelmiş Yüksel Başkan'a. Hamlelerini yapmış. Yani şimdi artık bundan sonra hiçbir Samsunspor taraftarının da işler kötü gittiği zaman da Yüksel Başkan'ı eleştireceğini tahmin etmiyorum. Yani yapılacak bütün hamleleri yaptı. Belki bir iki ufak rütüş üzerinde çalışmaları vardır. Teknik direktör zamanında getirildi. Tercih doğrudur, yanlıştır. O tartışılır, eleştirilebilir. Eleştirmezsin, onu sahada göreceğiz. Yani doğru işler yapıp yapmadığını. Ama Samsunspor'da da bir Yüksel Başkan gerçeğini bu sene görüyoruz. Yani kendince bir ideal oluşturmuş ve bu ideal üzerinde de futbolcu bazında en azından çok doğru hamleler yaptığını görüyoruz. Hocam Samsun'dan bahsedelim be. Madem Samsun'dan girdik, direkt devam edelim. Sıralamada bir değişiklik olsun. Ne fark eder ya? Yani Evet. kanun değil ki bu. Değil tabii hocam. Yani biz başlangıçta Samsunspor'la başlayalım dememiştik ama konuyu açıyor. Dediğiniz gibi Samsunspor konuyu açtık. Hocam Samsunspor yine bugün bu videoya girmeden önce yeni bir transfer daha yaptı. Yunus Evet. Emre Gültekin Ümraniyespor'dan geldi. Üstelik de hesapta olmayan bir transferdi. Yani deniyordu ki bir sağ bek bir de santrafor alınacak deniyordu. Ama beklenmedik bir şekilde. Hiç hesapta yoktu, hiç konuşulmuyordu. Bir merkez orta saha oyuncusu hem de tecrübeli, geçen sezonun şampiyon takımı Ümraniyespor'un orta Evet. sahacısı Yusuf Emre Gültekin Samsunspor'a geldi. Nasıl konumlandıralım? Niye bu geldi size göre bu transfer? Hocam büyük ihtimalle yani tabii yani yedek kalır demiyorum ama yedek kulübesini güçlendirmek için yapılan bir transfer benim tahminim. Ama tabii Yusuf Gültekin'in geçen yıl başarılı maçlarını da gördük. 4 gol 3 asistle oynamış 30'a yakın müsabakada şampiyonluğa oynayan bir takımda merkezde oynamış zaman zaman içte oynamış bir oyuncu. Orta saha bilgisi olan bir oyuncu 29 yaşında. Yani Samsunspor'un geniş rotasyonunda kendine mutlaka yer bulacaktır. Zaman zaman da işte hocam ben her zaman anlattığım bir şey var. Biz top oynadığımız tarihlerde Adnan Dinçer teknik direktördü. Kulakları çınlasın. Allah uzun ömürler versin. Yani 35 kişilik bir kadroyla hazırlık maçına gittiğimiz zaman ilk 3 takım halinde yapılan maçlarda bunu belki daha önce anlatmışımdır. Kadroya girememiştik. Fakat ilk lig maçına biz ilk 11'de çıktık bir arkadaşımla beraber. Bu nasıl geliyor? Biz mücadeleye devam ettik. Mücadeleye devam ettik. Sakatlıklar oldu. Kadro dışları oldu. Formsuz olan arkadaşlar oldu. Ve biz kendimize ligin ilk maçında ilk 11'de yer bulduk. Yusuf'ta da bu kabiliyet var. Şöyle ki yani baktığınız zaman orta sahanın yani her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Tabii burada Bayram Hoca'nın buraya da not düşmüşüm. Sistem nasıl olacak diye bir soru işaretim de var benim. Yani sistem dediğim sağ yerleşimi nasıl olacak? Yani 4-3-3 mü oynayacak? 3-5-2 mi oynayacak? 4-2-3-1 mi oynayacak? Yani şurada kurulan kadronun 4-2-3-1'e yakın bir kadro olabileceğini, 4-2-3-1 olduğu zaman da merkezde o ikiliden birinin de Yusuf Emre olma ihtimalinin doğacağını ben görüyorum. Belki 4-3-3'te tek oyuncu olarak tercih etmeyebilirsin ama 4-2-3-1'de ikinci yardımcı oyuncu veya ona yardımcı oyuncuyla beraber bir ikili de kendine yer bulabilir diye düşünüyorum. Ama bunlar tabii biz hep varsayım üzerinde konuşuyoruz. Bir şekillenmeleri görecek. Bunu ben tekrar tekrar söylememin nedeni hocam bir anda biz yani karar mekanizmasında olmayalım.
bu takımı çalıştıran bir teknik direktörü var. Oyuncuları tanıyacak. 1,5 aylık süre az bir süre değil. Teknik, yani şimdi birinci kampta fizik kondisyon olarak çalışmalar yapıldı. Şimdi ikinci kamp, Bolu kampında daha çok teknik düzeyli, taktik düzeyli çalışmalar ve hazırlık maçı üzerinde duracağını tahmin ediyorum. Burada da işte Ümraniye şampiyon bir oyuncu geldi sonuçta. Oradan da bakmak lazım. Şampiyon olan bir takımda 30 maç oynamak, zaten hepi topu ligde 38 maç oynuyor ve bunun 28-30'unda yer almak az bir şey değil. Formayı almak Emre'nin elinde. Ben her zaman söylüyorum, futbolda antrenör size formayı vermez. Formayı kendiniz alırsınız. Olumlu bir transfer gözüyle bakıyorum ben. Ben de şöyle anladım hocam. Şeye baktığımda şimdi Samsun'un birinci etap kampı Kayseri'de oldu. Kayseri kampından sonra Bolu'ya giderken bazı oyuncular şeye götürülmediler. İkinci kamp dönemine götürülmediler. Evet. Haber i̇şte, aldım. Evet, işte bunlardan işte mesela Melih Okutan gibi önemli oyuncular da var. Melih sürpriz oldu benim için hocam. Melih, yani o sayılan 5-6 kişinin içinde Melih sürpriz oldu ama demek ki kanat rotasyonunda bir yoğunluk var. Bayram Hoca öyle düşünmüş, saygı duymak lazım. Şimdi götürülmeyen oyunculardan iki tanesi de merkez orta saha oyuncusu. Bunlardan bir tanesi Ensar, genç futbolcu. Geçen sezon kadroya katılmıştı. Birkaç maçta aslında ben beğenmiştim o çocuğu ama süreklilik bakımından tabii o şey kadroda, iddialı kadronun içerisinde belki düşünülmemiş olabilir. Bir de Fransa'nın Dijon takımından bu sezon transfer eden 2003 doğumlu genç bir futbolcu var. Amir Emin Arlı. O da orta saha oyuncusu. Bu evet. oyuncuyu denediler. Kayseri'de denediler. Bolu'ya götürmediler. Çok da genç bir oyuncu. Yani 2003 doğumlu, dediğim gibi 20 yaşındaki bir çocuk. yani çocuk diyoruz. Ben de 50 yaşındayım arkadaş. 20 yaşındaki adama çocuk. Hocam 20 yaş da az bir yaş değil o. Hocam ben her zaman bak söylediğim bir şey var bu futbolda. Yani 17-18 yaşlarına geldiğin zaman üst düzey oyuncu olmak istiyorsan üst düzey bir takımın ilk 11'ine girmek mecburiyetindesin. 20 yaş yavaş yavaş geçmeye başlayan yaş. Yani kariyerini en yükseğe zor taşırsın. İstisnalar hariç. Yani 20 yaşı çok da küçümsememek lazım. Yani şunu demek istiyorum. İşte bu Ensar'la şeyin gönderilmesi ya da işte şeye alınmaması, ikinci kampa alınmaması Emin Arlı'nın belki iki orta saha oyuncusunun gönderildiğine karar verildi de işte ya rotasyon için bir tane adam olsa iyi olur dedi belki şeyde Bayram Hoca'da. Onun için belki de bu Yusuf Emre transferi gündeme gelmiş olabilir diye ben düşünüyorum. Şimdi doğru bir yaklaşım ama Yusuf Emre ilk 11'i zorlayacak kapasitesi olan bir oyuncu. Yani, zorlar. Zorlar. Mutlaka zorlar. Öyle gözüküyor. Yani rotasyonun içerisinde mutlaka kendine yer bulur. Ama ilk anda mı bulur, sonra mı bulur, sakatlıklarından sonra mı bulunur? Yoksa çok çalışır girer mi? Onu göreceğiz hep birlikte. Hocam şimdi Samsunspor'un iki mevkiye daha transfer yapacağı söyleniyor. Bazı iddialara göre bu transferden sonra Diomende'nin de orta sahadan Diomende'nin de uzaklaştırılabileceği, kadrodan çıkartılabileceğini iddia edenlere de rastladım ben. Hani Diomende gider şimdi bu transferden sonra diyor, ben katılmıyorum. Tomane'nin durumu şu anda belirsiz. İkinci kampa da götürüldü. Hemen vazgeçilecek bir oyuncu değil. Ama bir yandan bir santrafor daha gelecek dendi. Hatta Başkan Yüksel Yıldırım Fransa'dan dedi. Bir isim gündeme geldi. Sivas Sporlu da geçen sezonu Sivas Spor'da tamamlayan bir kanote vardı. O işte gelecek dendi. O yalanlandı sonra. Ama işte hala bir santrafor transferi deniyor. Tamam, sağ bek'i anlıyorum. Sağ bek'te bir tek Ali var çünkü. Yani mutlaka bir sağ bek transferi gerekiyor ama santrafor'da şimdi Tomane varken Lora geldi. Menemen Spor'dan gol kaptı. Ahmet Sagat geldi. Senin gene iyi kötü şeyin de var. Genç golcülerin de var. Ali Kılıç gibi. Şimdi buraya Tomane kalacaksa bir transfer daha yapmak lüks mü olur? Ya da bir yerli şey mi gerekir? Yani Tomane kalacaksa yerli golcüye mi dönmek gerekir? Yoksa ya Tomane gider nasıl olsa, işte herhalde öyle hesaplanıyor. Tomane'nin yerine bir şey mi gelir? Üst düzey belki ondan daha iyi bir golcü mü gelir? Ona bakılıyor şimdi. Siz nasıl yorumluyorsunuz santrafor transferi meselesini? Hocam Tomane'den daha iyisini getireceksen Tomane'yi gönderebilirsin. Ama aynı seviyede veya ondan biraz düşük
veya genç olup da takımda rotasyona girsin, oradan yükselsin mantığıyla bir oyuncu alırsan bence bu riske girmeye gerek yok. Tomane en azından bu takıma alışmış, bu takım için elinden geleni yapan, her ne kadar gol oranı gol atma oranı düşük olsa da oyun içerisinde gerçekten etkinliği olan bir oyuncu. Oyun bilgisi, sağ görüşü yüksek olan bir oyuncu ve bu senede tabii Fofana ve Novrikovas gibi iki çok değerli kanat oyuncusuyla oynayacak. Ahmet Sakat gibi çok önemli ligimizin gol krallığında geçen yıl gol kralı oldu zannediyorum. Birinci sıradaydı. İşte onun gibi değerli yani vuruş ustası olan ikinci Tomane'yi rahatlatacak tipte bir oyuncu. Bir de Laura gibi bir oyuncu var. Eğer Tomane'nin seviyesinin altında bir oyuncu gelecekse bana göre 3 oyuncu bu ligi götürür. 3 oyuncu bu ligi götürür. Yeterlidir. Yani bundan sonra yeni bir santrafora bence çok klas olmadığı müddetçe ihtiyaç yok. Sağ bek Gökhan Gönül'ün adı geçti Çaykur Rizespor'dan. Uzun zamandır geldi gelecek. Yarın imzalıyor dendi. Tabii Gökhan Gönül tecrübesiyle Ali ile birlikte belki orayı götürebilirdi ama bence daha dinamik birine ihtiyaç var orada. Daha dinamik, daha seri. Çünkü tabii Gökhan Gönül artık 37, 36, 37 yaşlarına gelmiş. Eski hızında, eski kuvvetinde tecrübesi olsa bile eski kuvvetinde, eski hızında olmayan bir oyuncu. Zannediyorum bu sene hızlı bir oyun yapısıyla oynayacak bir Samsunspor göreceğiz. O açıdan oraya yani yabancı hakkını bence sağ bekten kullanabilir. Yani sağ bekte. Tabii mutlaka scout ekipleri bunların çalışmalarını yapmıştır. İşte Fransa Ligi'nden bahsediliyor. Oradan bir oyuncu gelebilir deniyor. Oraya belki bir oyuncu bulabilirse Samsunspor şu anda yaptığı kadroda bir tek eksik orası gözüküyor. Ama 3-5-2 oynadığın zaman orada da eksik olmayabilir. Tabii bunlar rakiplere oyun şekillerine göre değişecek tanımlamalar, adlandırmalar. Samsunspor takımı Tomane'ye döndüğümüz zaman orası tamamdır bana göre. Orası tamamdır. Bu giden oyuncular için de işte iki tane merkez oyuncusunun gönderdiğini söylediniz. İşte Emre Gültekin buraya alındı. İşte Osman'ın da zaman zaman merkez oynama kabiliyeti ve devamlılığı olduğu için belki Osman da ya 4 numarada ya 6 numarada düşünülen bir oyuncu. Çok maksatlı, çok kullanışlı bir oyuncu Osman. O açıdan böyle bir tanımlamayla bazı oyuncular gönderilmiştir. Bir kadro, federasyona verilecek kadronun şekillenmesi de zaten transfer bitiminde gerçekleşecek. O araya kadar Samsunspor'un bir süreye ihtiyacı var. Tabii bir hazırlık maçı yaptı. Gençler Birliği ile 0-0 berabere kalmış. İlk yarı gençleri oynatmış. Ben Gençler Birliği'nin kaleci antrenörü benim arkadaşım olduğunu söylemiştim. Taleben benim. Halit Matlı takımı seyretmiş. Bu Lauro için çok olumlu konuştu. Oynamamış ama Metin Diyad'ın tahmin ediyorum kendisini tanıyormuş. Bana söylediği bilgilerden çok faydalı olabilir dedi. Tabii biz sahada henüz göremedik. Sahada gördüğümüz zaman notumuzu kendi gözümüzle vereceğiz. İyi bir Samsunspor'un olduğunu, derli toplu bir takım olduğunu bana söyledi. Ama tabii bunlar özel maçlar, hazırlık maçlar. Daha böyle kıran kırana lig maçlarıyla gerçek Samsunspor sahaya çıkacaktır. Hamleler yapılıyor. Samsunspor bir şeyler yapacak. Burada taraftara düşen çok önemli görevler var. Bunların başında da kombinesini alacak. Bu takıma sahip çıkacak ve destekleyecek. İşler kötü gittiği zaman da takımın arkasında duracak. Bu uzun bir maraton. 38 haftası var. Birinci haftada şampiyon olmuyorsun. Onun için sonuna kadar destekleyen bir Samsun taraftarı olursa Samsun'un oyuncuların da işi daha kolay olur. Belki de tarihinin en iyi takımlarından biri kuruldu diyeceğim ama Süper Lig'de de çok çok önemli oyunculara sahip olmuş Samsun Spor'u da ben hatırlıyorum. Ama bu kategori içinde bence üstün bir takım kuruldu. Son bir soru hocam. Nurullah Ankara Gücü'yle kiralık olarak anlaştığına dair bir bilgi var. Teyide muhtaç tabii şu anda ama. Bende notu var hocam, yazmışım. Kaleci Nurullah Ankara Gücü kiralık, olumlu karşıladım kiralık olmasını. Eğer giderse. Çünkü Yakup'un olduğu yerde Nurullah biraz zorlanacaktır ama biz sizle geçen yaptığımız programda da bu 5 yabancı oyuncu
statüsü nedeniyle yabancı oyuncuları, kaliteli yabancı oyuncularını sahada oynatıp zaman zaman Nurullah'a da kalede yer verdiğin zaman, Yakup olmadığı zaman gözün arkada kalmaz. Ama eğer Ankara Gücü'ne verilecekse, kiralık verilecekse her açıdan faydası var. Nasıl faydası var? Sana geri dönerse, orada oynarsa, başka bir yere transfer olursa hem maddi açıdan fiyatı yükselecek, sana geri dönerse de çok hazır ve iyi bir kalecini Samsunspor'un kalesini de konumlandıracaksın. Her açıdan faydalı bir şey. Evet. Peki hocam, var mı Samsunspor'la ilgili ekleyeceğim bir şey? İşte ne yazmışım, işte futbolcuların mazereti kalmadı. Onu söylüyorum. Yani futbolcular artık, geçen programda da söyledim, bunlar tekrara muhtaç şeyler. Birlik beraberlik içerisinde, işte ben bu takımın abisiyim, ağasıyım, bilmem nesiyim pozisyonlarına girmeden, ufak tefek sakatlıkları kafana takmadan, sağ tribünlerden, hocam tribünlerde zaman zaman refleksler olabilir. Pozisyon gereği taraftar zaten oyuncuyla beraber oynar maçı. Samsunspor taraftarı da bunda biraz daha yoğunlar. O açıdan oradan gelecek ufak tefek tepkileri de kafalarına takmadan, Yüksel Başkan'ın kurduğu bu iddialı takımda herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Samsunspor, bir daha söylüyorum, şuraya yazmışım, o sene bu sene. Öyle İnşallah. Gözüküyor. İnşallah. Ben inşallah diyorum ya, neden? Samsunspor taraftarından diyorsun. Yalnız şöyle bir şey var. Ağzından bal damlıyor diyorum hocam. Hocam şöyle, ben yani taraf olarak söylemiyorum bunu. Ben takım kurulan kadro, ben de bir tarafım biliyorsun. Biraz sonra Eyüpspor'la ilgili de konuşacağız ama burada şimdi hocam müleccim olmaya gerek yok ki. Yani futbolu çok iyi bilmeye gerek yok ki. Kurulan kadro ortada. Yapılan ekip ortada. Bu ekibin sahaya yansıtacakları her takımın başa çıkacağı bir durum değil. Yani rakipler Samsunspor'la oynarken çok zorlanacak. Bunu yorumlamak için profesör olmaya gerek yok. Yalnız şöyle bir şey var. Buraya son bir not düşmüşüm. İlk 7 maça dikkat demişim. Yani inanılmaz bir kura çekmiş. Baktığınız zaman Samsunspor. Fikstürüne baktım. Altay deplasman, Eyüp içeride, Erzurum deplasman, Manisa içeride, Rize deplasman, Sakarya içeride, Bandırma deplasman. Yani baş dediğimiz 3-4 tane takım bunu bu fikstürün içerisinde, baş altı dediğimiz de 1-2 takım da bu fikstürün içerisinde. İşte bu 7 maç biraz sanki şöyle bir şey, yani neden bunu söylüyorum? Yeni bir takım kurduğun zaman daha alt derece takımlarla oynayıp takım skor aldığı zaman daha morallenir, oyunun daha rahat oturur. Ama bakıyorsun işte ezili rakabet Altay'la başlıyorsun. Favori olarak gösterinin Eyüpspor'u kendi sahanda konuk ediyorsun. Her ne kadar kötü günler geçirse de yönetim olarak biraz zaaf yaşasa da Erzurum deplasmanı her zaman adı üzerinde, deplasman ve Erzurum. O açıdan buradan Samsunspor'un çıkabilmesi Samsunspor açısından ilerleyen haftalarda daha rahat bırakmasını sağlayacak. Ama yani o kurayı çeken arkadaş da yani öyle bir kura çekmiş ki Samsunspor'a yani 7 maçta 3 tane 4 tane final nasip etmiş. 7 maçta 14 puan toplarsa şampiyon olur hocam. 7 maç 14 puan, ne bileyim ben. Yani ben o puan şeylerini yapamam burada. Niye yapamam? Yani güç dengelerini tamam. Nereden çıkarttın diyeceksin. Hani 2 puan ortalama şampiyonlar götürür ya bakın. Tabii ama bazen 2 artı 2.1 de falan da gerekiyor. Yani burada çünkü hocam orada oynayacağım Bandırma, Sakarya, Rize. Baktığın zaman Eyüpspor, Altay. Maçlara bak, Erzurum. Yani önemli maçlar oynayacak. Görelim bakalım, yaşayalım görelim hocam.